Cenab-ı Hakk'ın en önemli emaneti olan evrensel insanlık manzumesini ihtiva eden Kur'an bu gece Hazreti Peygamber'e emanet edildi. Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu. Akşam ezanından itibaren camilere akın eden vatandaşlar yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kahramanmaraşlıların büyük bölümü Kadir Gecesi'ne idrak etmek için kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'yi ziyaret ederken içeride yer bulamayanlar da namazlarını cami avlusunda eda etti. Onda sizden öncekilerin haberleri var. Kandilimiz mübarek olsun önce tüm Müslüman alemine. Artık bu gece namaz kılmamız lazım. Allah'a şükretmemiz lazım. Kur'an'ın nazil olduğu bir gece. Onun için bu gecenin kadrini bilmek lazım. Zaten adı üstünde de Kadir Gecesidir. En başta barış. Allah'ım bütün çünkü çevremizdeki bütün ülkelerde hep savaş içerisindeyiz. Suriyeli kardeşlerimiz aynı keza durumları. Allah kimseye yerinden yurdundan etmesin. Bugün elimizden geldiğince sabaha kadar ibadet yapmamız lazım. Müslüman kardeşlerimize dua etmemiz lazım. Suriye'de, Arakan'da, dünyanın çeşitli noktalarına götürüyorum kardeşlerimize. Bu geceyi dolu dolu yaşamak lazım. Teravih namazının kılınmasının ardından Ulu Cami'de düzenlenen mevlide getirilen sakalı şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sana aşık. Kadir Gecesi olmasının en önemli özelliği Kur'an-ı Kerim'le arzın, insanın buluşma gecesidir. Kur'an'ın doğum gecesidir. Allah'ın emanetinin Hazreti Peygamber'e tevdi edildiği bir gecedir. Bu vesileyle Kadir Gecesi'nin en önemli unsuru Kur'an-ı Kerim'dir. Bu vesileyle camilerimiz elhamdülillah dolup taşmaktadır. İnsanlarımız yani çoluk, çocuk, kadın, erkek, genç, ihtiyar hep beraber camilere akın akın gelmektedirler. Bu gerçekten sevindirici bir durumdur. Öncelikle böyle olan bu durumu, bu insicamı Rabbim bozmasın inşallah. Bu şekilde dua ediyoruz. Tabii bu gece bin bir hatimler, çeşitli hatimler yapılacaktır. Dualar edilecektir, toplu dualar edilecek, tesbih namazları kılınacaktır. Ayrıca işte Sakal-ı Şerif ziyarete açılacaktır. Bu gece de açılacaktır. Yarın ve diğer günlerde de hocalarımız ziyarete açacaklardır. Biz bu gecede sadece Allah-u Teala Rabbimize dua edelim. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür ederek, düşünerek, sanki bize iniyormuş gibi düşünerek Kur'an-ı Kerim'i okuyayım, okuyalım, anlayalım ve en önemlisi birbirimize dua edelim. Vatanımıza, memleketimize, milletimize ve bütün insanlığa, İslam coğrafyasına dua edelim. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle tecelli eylesin diyorum. Ve tekrar hemşerilerimizin, İslam aleminin, bütün Müslümanların, bütün milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Özel bir bohçada caminin avlusuna getirilen Sakal-ı Şerif salavatları eşliğinde açıldı. Saatler öncesinden sıraya giren ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif'i görüp öpme imkanı buldu. Mevlid sonunda ise camiye getirilen Sakal-ı Şerif hem erkekler hem de kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu özel anlar da Aksu Televizyonu ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah.